1994 yılında ben bu okulda öğretmenlik yaptım. Ve 1995 yılında Eğitim Sen Genel Başkanı olduğum için buradan ayrıldım. Ben bu okuldayken bu köy kasabaydı. Bu okulun bahçesi cıvıl cıvıldı. Ve bu okulda biz ikili öğretim yaptık. Yani öğrenci potansiyeli çok yüksek. Kasabalıkta 2009 yılında Karahıdır kasaba olmaktan çıkartılınca şimdi de sıra geldi okulların kapatılmasına. Biz parlamentoda Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 20 bin kapalı olan köy okulu var. Bu okulları açarsanız derslik ihtiyacınız giderilir dedi. Bizim tespit ettiğimiz derslik ihtiyacı pandemi koşullarında 250 bin dersliğe ihtiyacı var. Şimdi bu okulu gezdik hep beraber. 15 derslik var. 15 de ortaokulla birlikte. Senin 2250 bin derslik ihtiyacına sadece Karahıdır'dan ikili eğitim öğretim yaparsan 30 dersliği karşılıyor. Para istemiyor, pul istemiyor. Karahıdır halkı bu okulu yeniden eski haline getirmeye vaat etmiş. Dikkat ettiyseniz okulu gezdiğimizde sendikalar ve sendikalar. Halit Narin bu okula, bu kasabaya gelmiş katkı sunmuş. Bu kasabanın insanı Hayrat Çeşmesi döktürmüş. Okulun kimi badanasını yaptı, kimi çatısını yaptı. Şimdi yapılması gereken iş kapalı olan okulları açmak. Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a buradan hep beraber Kırşehir'den, eğitim öğretimde en başarılı il olan Kırşehir'den bir çağrı yapmak istedik. Hem il başkanımız, milletvekilimiz, muhtarımız, öğrencimiz ve öğretmenlerimizle birlikte. Bu çağrımız şudur. Gelin pandemi sürecine Kırşehir'den katkı sunalım. Karahıdır'daki okulu eğitim öğretime açalım. Çayazı kasabasına bu çocuklar gitmek zorunda kalmasın. Yanı başımızdaki Çuğun köyündeki çocuklar Çayazı'na gitmek zorunda kalmasın. Yürüyerek buraya gelebilecek çocuklarımızı taşımalı eğitim politikasından vazgeçin diyoruz. İlk uygulamayı Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kırşehir, Karahıdır kasabasından başlamasını talep ediyoruz. Buradan hem muhtarımız, hem Kırşehir milletvekilimiz, hem Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımız, hem de Karahıdır kasabasındaki partili partisiz, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Cumhuriyet Halk Partili, yani Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Karahıdır'ı, Kırşehir'i ve Türkiye'yi seven vatandaşlar diyor ki biz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un politikasına katkı sunmak istiyoruz. Karahıdır'da okulun açılma kararını versin. Çocuklarımız okumak istiyor. Gel hep beraber bunu yapalım. Okul açılırsa hem ineğini besler hem çocuğun okudur. Hem de köyde okudur. Tabii geri dönüşüm olur. Zaten bütün sıkıntı okul. Yani mesela diyelim ki bugün herkes mandıra açmış, şey yapmış. Sırf çocukların okul için gitti. Kırşehir'e mesela ekonomik yatırım yaptı, ev aldı, çocuğunu okutuyor. Danayı da ineği de gelip burada besliyor. Koyunu burada besliyor. Şimdi şunu da yapıyorlar değil mi? Bu pandemi sürecinde herkes köye geldi. Evet. Çoğunlukla köyde yani. Derdinden Karahıdır Köyü Muhtarı Ömer Çavumirza. Sayın vekillerimiz köyümüze ziyaret ettiği için buraya kadar teşrif ettiğinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Okulumuzun açılmasını, okulumuzdan sonra aşağıdaki barajımız var. Tesisimiz Osman Sezen döneminde yapılan tesis. Oranın yapılmasını, bize her konuda yardımcı olmasını her iki vekilimizden ve il başkanımızdan talep ediyoruz. Yardımlarını bekliyoruz. Kendilerine teşekkür ederim. Bu köyde 500'ün üzerinde öğrenci vardı. Yalnız son zamanlarda yine AKP'nin politikası yüzünden okuldaki öğrenciler azalınca 40'ın altına düştüğünde kapattı. Bu kapatma esnasında sadece okulu değil köyü de bitirdi. Çünkü insanlar köydeki insanlar çocuklarını okutmak için Kırşehir'e göçtüler. Bu yüzden okulumuz tekrar açıldığı zaman bunların da tekrar köye dönüş olacağına inanıyorum. Okulların şu haliyle açılması tüm Türkiye'de cinayettir. Çünkü niye? Mart'ta 3 vaka, 5 vaka varken biz okulları tatil ettik. İnsanları sokağa çıkarmadık. İnsanlar evlerinde oturdular. Ama şu an tüm Türkiye genelinde günlük 1500 vaka var. 25 tane ölüm var ve böyle bir ortamda biz okulları açmaya gidiyoruz. Okulların gerçekten açılmaması gerektiğine ben inanıyorum. Bir doktor olarak bunu söylüyorum. Sağlıkçı arkadaşlarım da aynı şekilde inanıyor.
Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Özellikle ilimizdeki Milli Eğitim Müdürlüğüne, valimize sesleniyorum. Bu okulumuzu tekrardan hep birlikte canlandıralım. Bu okulumuzu Kırşehir'imize tekrardan kazandıralım. Okulun kapanması çok üzücü. Türkiye bir Türkiye klasiği, bir AKP klasiği. Köyler boşalıyor, şehirlere gidiyor. Mesela kimse şehre gitmek zorunda kalmaz. Özellikle de belde vasfını yitirmiş. Ben ilgililerin ve yetkililerin bu konuda derhal üzerlerine düşen görevi yapmaları gerektiğini düşünüyorum.